Herkese selam. Ben Emir. Bugün Bloxroot'te ikinci denizde alınabilecek en zor 3 tane title nasıl alınır size bunu göstereceğim. İlk olaraktan title'lar nedir diye soracak olanlar için. Title'ı size ben şöyle göstereyim. Mesela nokta koyayım. Chat'te mesela title ve benim ismim gördüğünüz gibi görünüyor. Title işte şuradaki ismin önündeki olan yazı. Hani öyle söyleyeyim. Title'ları değiştirmek istiyorsanız ikinci dünyadaki kafeye geliyorsunuz. Kafede gizli bir yer var zaten. Artık birçok kişi burayı biliyordur diye düşünüyorum. Burada bir tane NPC var işte title şeyi diye. Burada da işte rengini zaten değiştirebiliyorsunuz. İşte title'ları istediğiniz gibi buradan hepsini değiştirip şey yapabilirsiniz. Tabii önce title'larını açmanız gerekiyor işte kullanacağınız title'ı. Açtığınız title sayısına göre de çeşitli renkler açılıyor. Tabii bunlar çok bir iş yapmıyor. Zaten bazı title'larda kendi renkleri olduğu için buradaki renklere çok bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi o zaman ilk önce oyunun süs olarak geçen kılıcıyla başlayalım. Onun title'ı. Darkblade. Zaten birçoğunuz artık bunu biliyorsunuzdur. Şimdi bunun bir tane title'ı var. Şöyle söyleyeyim. Siz bunu ilk aldığınız vakit siz bunu önce bir V2 yapıyorsunuz. Ben de bu şu an V3 hali. Skill'lerini de şöyle göstereyim istiyorsanız. Tabii biraz grafik açayım. Z skill'i zaten bir master'da açılıyor direkt. İleri doğru böyle kesiyor. X'i böyle slash atıyor. Bu slash'ın güzel yanı şu seri bir şekilde atabiliyor hani. O yüzden genelde birçok kişi bunu Rumble'la falan kullanıyorlar. Görünüşü de zaten böyle. Böyle duruyor elimizde yani. Tabii ben çok sevmiyorum. Yani CB'si keserken falan kullanıyorum. Şimdi bunun öncelikle Titan'ı almak istiyorsanız bunu ilk olarak V2 yapmış olmanız gerekiyor. Tabii ben şu anki videoda V2'yi nasıl yapılır onu göstermeyeceğim. Onu artık başka birisi yaptıysa oradan bakarsınız. Şöyle bunun size V3'ünü yaptığınız vakit alacağınız title'ı şöyle göstereyim. Slayer of the God title'ını alacaksınız. Böyle siyah bir title. Ben tabii ilk aldığım vakit takıyordum da şu an çok iplemiyorum yani. Bence çok güzel bir title değil. Şey vakti güzeldi. Şimdi ben bunu eskiden aldığım için eskiden siyah title yoktu yani. Tabii artık olduğu için çok bir havası kalmadı yani. Öyle söyleyeyim. Bunu yapmak istiyorsanız ilk olaraktan iki kişi olacaksınız. VIP'de yaparsanız daha güzel olur. Arkadaşınızla beraber. İki tane Fist of Darkness bulacaksınız. Bir tanesiyle kara sakalı spamlayacaksınız. Neredeydi orası? Karanlık adına aynen burada. Buradan kara sakalı spamlayacaksınız. Tabii kara sakalı kesmeyeceksiniz. Daha sonrasında da artık Darkblade V3 alacak olan arkadaşınız. O arkadaşınız işte mezarlığa gidecek. Mezarlıkta da şurada bir tane buton var. Şöyle göstereyim. Buton. Bakın. Aha da şöyle bir tane buton var. Buna geliyor basıyorsunuz ve burada bir tane kapı açılıyor. Beyaz bir kapı. Dokununca da size title veriyor. Sonra şurada bir tane NPC vardı da o hangi yerdeydi ki? Mesela bu NPC de size işte V1 ve V2 hallerini işte yapıyor mesela. Şu an yaptım herhalde V3 halim hala. Aynen şu an hala V3'te. Tamam durdur dedik bakalım ne olacak. Tamam şu an mesela V2 oldu. Yeşil oldu skiller bu kadar. Yeşil T oluyor. Diğer bir title'ımız da lanetli gemiden alınacak. Bu title'ı almak istiyorsanız 1000 tane ektoplazma kasmanız gerekiyor. Direkt 1000 tane hani maxlamanızı istiyor oyun sizden. Ektoplazmayı da ben size şöyle göstereyim. Şurada hangisiydi? Ha, burada tabii yüklenmemiş. Herhalde ben de şu an aşırı bir şekilde pingim var. Büyük ihtimalle. Ektoplazma ben zaten ekrana koyarım. Heh, hatta gerek kalmadı. Direkt yüklendiler zaten. 1000 tane mesela bende var zaten. Bu title için 1000 tane ektoplazma kasıyorsunuz. En hızlı şekilde nasıl kasarım derseniz de yani benim yaptığım taktik şuydu. Hani ben burada geçtim şuraya. Bu da açtım. İşte şunları ikili üçlü bir şekilde kestim yani. AFK şekilde öyle bıraktım. Tabii şunu da söyleyeyim. Yanılmıyorsam bunlar nerf diye hatırlıyorum. Yani 1-1 mi ne veriyordu ya da 2-3'er falan veriyordu galiba. Tabii ben şu an hatırlamadım çünkü zaten çok önceden aldım ben. Yani o yüzden bunları mesela kesiyorum ama bana mesela vermiyor artık zaten. Buraya zaten girmek istiyorsanız da 1K levelden fazla olmanız gerekiyor. 1K level olduysanız buraya girebiliyorsunuz zaten. O zaman şimdi size buradan alacağınız title'ı göstereyim. Şöyle göstereyim ben. At bakayım bir tane nokta.
Bu da böyle koyu lacivert. Ben mesela bu title'ı almadan önce millette falan görüyordum. Hani diyordum lan bu title çok iyi duruyor. Nasıl bu alınıyor falan diye. Sonra baktım birkaç şey istiyormuş. Ektoplazma. Dedim Allah kahretsin o zaman. Şimdiki göstereceğim title birazcık daha zor alınıyor. Yani bayağı bir server falan değiştirmeniz gerekecek. Bu title'ı almak istiyorsanız şu an adını ben bunu söyleyemiyorum. Akashin diye geçiyor herhalde. Akashin diye. Bu title'ı almak istiyorsanız oyunda bulunan tüm auraları açmanız gerekiyor. Hepsini. Tabi şeyler dahil değil buna. Sadece fragment'la alınanlar dahil. Hani özel auralar şey değil yani onları istemiyor. Şöyle bunu da göstereyim size. Şöyle Hakashin'de görünüyor işte. Pembemsi bir title yani. Oyunda şimdi bir tane aura çok zor çıkıyor. Zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Winter Sky olarak geçiyor. Böyle pembe bir aura. Bu aurayı ben şöyle bulmuştum en hızlı şekilde. Deniz dikeye geçmiştim. İşte ben de o zamanlar Dor vardı. Artık tabii o portal oldu. Portal işte siz portalla yapacaksınız bunu. Portalla ikinci denizde bulunan tüm aura satan adamın spamlandığı yerleri TP atacaksınız. Ben zaten hepsini bir önceki videolarda göstermiştim. Oradan gidip izleyebilirsiniz. Tüm yerlere böyle tek tek teleport atacaksınız. İşte Aurocu var mı yok mu diye bakacaksınız. Ben çünkü o şekilde 2 günde falan bulmuştum yani. Hatta çok iyi hatırlıyorum şeyde bulmuştum. Love'da bulmuştum. Tam şurada bak ben bulmuştum. Hatta şeydi ben onu ilk önce şey sandım. Beyaz sandım. Hani dedim Allah kahretsin ben zaten beyaz var. Dedim sonra lan beyaz Winter Sky diye geçmiyordu. Sonra bir aldım dedim oymuş yani hakikaten. Çünkü ben ilk önce yanlış zannettim. Çünkü benziyor isimleri gene. Hani aldım direkt böyle bitti yani zaten. Bir tek bende o kalmıştı o zaman da. Hani almak istiyorsanız bu şekilde yapmanızı size tavsiye ederim. Tabii birazcık uğraştırıcı mı? Evet uğraştırıcı. Yani çünkü legendary haki'ler zaten zor çıkıyor. Bir de üstüne en zor çıkan legendary haki arayacaksınız, bulacaksınız. Ama gene bence server değiştire değiştire tüm spam yerlerine bakıp işte adamın ne sattığını kontrol ederseniz bence alacağınıza ben sizin inanıyorum. Şunu da bilgilendirmesini vereyim. Aura satın adam server'a 15 dakika ya da 20 dakikada bir geliyordu. Ve gene aynı şekilde 15 ya da 20 dakika sonra gidiyordu diye ben biliyorum. Yani genelde o yüzden bir server değiştirirseniz genelde Aura satan adamın map'te bulunması muhtemel bir şey yani. O zaman bugünlük benden bu kadardı. Devamını istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Discord'a gelmeyi de unutmayın. Discord'da her hafta genelde çekilişler ve etkinlikler yapıyoruz. Ben hatta bazılarından YouTube'a toplu kısımda paylaşmıyorum. Çünkü Discord'dan hani gelenlerin de bir anlamı olsun yani. Hani o yüzden gelmenizi size tavsiye ederim yani. Orada da 1000 kişi olacağız yakında. Az kaldı. Bu arada yakında tekrardan PvP videolarına başlayacağım. Tabi zaten sesli gelecek. Bir de ayrıyetten de yan hesabı da kasmayı ben planlıyorum zaten. Ona şu anda niye diyeceksiniz hani gelmiyor diye. Ya üşeniyorum şimdi gideceğim. Para kasmam gerekiyor hani Kenaki almak için. Kenaki 1 milyon para istiyor zaten. Bir de aynı şekilde dövüş kungfusu alacağım. O water kungfu vardı ya. Hani çünkü onu direkt deniz dikeye geçince ve ikisini yapmak istiyorum. İkisi de aynı fiyatta. Şimdi benim gidip 2 milyon falan kasmam gerekiyor. Sürekli 3 tane boss'un olduğu yere farm yapmam gerekecek. Bu da sıkıcı yani. Ben ne yapayım şimdi? Ama onu yapacağım. Merak etmeyin yani. O zaman videoyu paylaşmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye.